Evet, asit ve bazların metallerle etkileşimi ile ilgili uygulamalar yapacağız bu videoda sizlerle. Dolayısıyla bu metallerin asit ve bazla tepki verip vermediğini, veriyorsa hangi gaz açığa çıktığını, bununla ilgili uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz. Önce bir örneklere geçmeden hatırlayalım, hangi metallerimiz vardı bizim? Aktif metallerimiz vardı. Bunların hidrojene göre tepkimeye girme eğilimleri fazla idi. Dolayısıyla aktif bir metali asite attığımızda tuz çıkıyordu ve en önemlisi hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Soy metallerimiz vardı. Yarı soy. Bunlar 3 taneydi yarı soy metallerimiz. Bakır, civa ve gümüş. Bunların özelliği neydi? Hatırlarsanız bunlar oksijenli asitler olan HNO3 ve H2SO4 ile tepkime veriyordu. Oksijeni yoksa vermiyordu. Eğer HNO3'ü derişik kullanmışsak NO2 gazı, seyreltik kullanmışsak NO gazı, H2SO4 ile tepkimelerinden de SO2 gazı açığa çıkıyordu. Yani bunlar sadece oksijenli asitler olan bu ikisiyle tepkime verip hidrojen çıkmıyordu. Bunun yerine NO2, NO'da SO2 çıkıyordu. Soy metallerimiz bizim 2 taneydi. Altın ve platin. Bunlar evet bir karışım olan kral suyuyla tepkime veriyordu ama biz burada tek bir asit içerisine attığımızdan tepkime vermeyeceklerini söylemiştik. Sonra son olarak da amfoter metallerimiz vardı. Bunlar aynı zamanda aktif metallerdi. Çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Bunların özelliği neydi? Bu metalleri asitle de kuvvetli bazda da tepkime veriyorlardı. Ve tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Bunlar unutmayacağımız gereken noktalar. Şimdi bunları kullanarak örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz, bunun devamı da var bir sonraki slaytta. Aşağıda verilen tepkimeler gerçekleşir mi? Gerçekleşiyorsa tepkime sonunda açığa çıkan gazı yazınız. Pekala, bakır. Bir yarı soy metal. Evet, HNO3 ile tepkime verir, oksijenli asitlerle veriyordu. Derişik olduğuna göre burada bir tepkime olur ve tepkime sonunda NO2 gazı açığa çıkar. B'ye baktım. Şimdi bakır, civa, gümüş, altın, platin bunlar soy metaldi. Bunun dışında kalan her metal aktif metaldi. Magnezyum bir aktif metaldir. Dolayısıyla tüm asitlerle tepkime verir. Tepkime olur ve aktif metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Yine sodyum, bakır, civa, gümüş, altın, platinin dışında kaldığı için aktif metaldir. Herhangi bir asitle tepkime verir ve aktif metal olduğu için tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkar. Kalsiyum, bakır, civa, gümüş, altın, platin dışında kaldığı için aktif metaldir. Herhangi bir asitle tepkime verir ve aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metaller HNO3 ya da H2SO4 ile giriyordu. Evet, H2SO4 ile girdiği için tepkime olur ama hidrojen gazı çıkaramıyorlardı. Burada da SO2 gazı açığa çıkar. Şunu da yuvarlığa alayım bari. Eksik kalmasın. Devam edelim. Gümüş HCl'ye atılmış ancak gümüş bir yarı soy metaldir. Bunlar sadece HNO3 ve H2SO4 gibi oksijenli asitlerle tepkime verirdi. Oksijeni olmayan asitlerle tepkime vermezlerdi. O yüzden burada bir tepkime gerçekleşmeyecek. Altın soy metaldi. Soy metaller tepkime vermeyecek tek asitlerle demiştik. Burada yine bir tepkime gerçekleşmeyecek. Çinko bir amfoter metaldir. Amfoter metal olduğu için hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verir ve sodyum hidroksit bir kuvvetli baz olduğu için
burada bir tepkime olur ve amfoter metallerin asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkar. Yine çinko amfoter olmasının yanı sıra aktif metaldir. Tüm asitlerle evet tepkime verir ve bu tepkime sonucunda da aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile giriyordu. HNO3 ile girdiklerinde eğer çözelti derişikse NO2, seyreltikse evet burada bir tepkime olacak. Ama tepkime sonucunda H2 çıkmayacak. Onun yerine seyreltik olduğu için NO gazı açığa çıkacaktır diyoruz. İkinci örnekte XYZ metalleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre diyor bu metaller için birer örnek veriniz. Bakalım açıklamalara. X için der ki asitlerle tepkime verebiliyor, bazlarla vermiyor. O zaman X amfoter metal olamaz. Yani ben buraya bir amfoter metal örneği veremem. İşte demiri veririm, magnezyumu veririm falan falan ama amfoter metal örneği vermeyeceğim. Y için ne demiş? Hem asitlerle hem bazla tepkime veriyor. O zaman Y için amfoter metal olması gerekir. Amfoter metal örneği vereceğim. Amfoter metalleri milyonlarca kere saydık, bir kere daha sayalım. Zn, Al, Sn, çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Z'ye baktık. Bunlardan herhangi birine örnek verebilirdim. HCl ile vermediği halde tepkime H2SO4 ile veriyor. O zaman bunun da bir yarı soy metal olması gerekir. Dolayısıyla buna verebileceğim örneklerde bakır, civa ya da gümüş olur. Bir başka örneğimiz. XYZ metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan bir deney var. 3 ayrı kapta HNO3 bulunuyor ve gördüğümüz metaller bu kabın içerisine atılıyor. Yani 3 kapta HNO3 var çözeltisi. Birine X attım. Bir diğer çözeltiye Y'yi attım. Üçüncü kaba da Z'yi attım. Bakalım neler oluyormuş. Diyor ki X metali HNO3 ile tepkime verdiği ve hidrojen çıktığı söyleniyor. Bir kere bu kapta eğer hidrojen gazı açığa çıkıyorsa X'in bir aktif metal olması gerekir. Yani bakır, civa, gümüş, altın, platinin dışında hidrojen çıkaran en aktif metallerin olduğu gruba giriyor. Y'ye baktım HNO3 ile vermiyor. Şimdi HNO3 ile bile vermiyorsa aktif metaller tüm asitlerle veriyordu. Bakır, civa, gümüş oksijenli olan nitrik asit ve sülfürik asitle veriyordu. Bununla bile vermiyorsa o zaman buraya attığım metalin soy metal olması lazım. Altın ya da platin. Z'nin HNO3 ile tepkime verdiği, tepkime sonunda NO2 gazı açığa çıktığı belirleniyor. O zaman hidrojen tepkime veriyorsa altın platin olamaz. Ama H2 çıkaramadığına göre aktif olamaz ve NO2 çıkardığına göre Z bakır, civa ya da gümüş metallerinden biri olacak. Buna göre diyor aktiflikleri arasındaki ilişkinin nasıl olmasını beklerim. Bir kere X'in en aktif olmasını beklerim. Sonra Z gelir. Çünkü yarı soy metaller bazı asitlerle tepkime veriyor. Altın ve platin hiç tepkime verme eğilimleri olmadığı için Y'nin en aktif aktifliğinin en az olması lazım. Hangileri aktif metaldir dediğinde buna sadece X'i söyleyebilirim. Çünkü aktif metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkıyor. Evet, son bir örneğimiz daha var. Aşağıda belirtilen kaplar diyor. Metal kaplar var. Bu çözeltilerin hangi kaplarda saklanabileceğini soruyor. Tepkime oluyorsa saklanamaz, tepkime olmuyorsa saklanabilir. Şimdi birinci de çinkoyu HCl çözeltisine atmışım. Çinko amfoterdir ama aynı zamanda aktif bir metaldir. Dolayısıyla asitle tepkimeye girer. Yani burada bir tepkime olur. Hatta aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Burada bir tepkime oluyorsa kap zamanla aşınır. Dolayısıyla ben
çinkodan yapılmış kapta bu çözeltiyi saklayamam. Burada saklayamadım. İkinci de gümüş kabın içerisine HCl çözeltisini koymuşum. Gümüş neydi? Yarı soy metaldi. Yarı soy metaller kimlerle tepkime verirdi? HNO3 ya da H2SO4. Dolayısıyla burada bir tepkime olmayacak. Tepkime olmadığına göre bu çözeltiyi bu kapta saklayabilirim. Üçüncü kabım bakır bir kap. Onu içine HNO3 koymuşum. Şimdi bakır yarı soy metaldi ve yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile tepkime veriyordu. Burada bir tepkime olacak. O zaman kap aşınır. Hatta NO gazı ya da NO2 gazı açığa çıkacak. Tepkime olacağına göre bu kapta bu çözeltiyi saklayamam. Alüminyum bir amfoter metaldi. Amfoter metaller hemasit hem bazla tepkime verebiliyordu, kuvvetli bazla. Şimdi içine koyduğum çözelti kuvvetli bir baz çözeltisi, potasyum hidroksit çözeltisi. O zaman burada bir tepkime olacak. Hatta tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkacak, kap aşınacak. Dolayısıyla bunu burada saklayamadım. Tepkime olanlarda kap aşınıyor bu arada. Demire geldiğimizde demir yine bir aktif metaldir. Dolayısıyla ben demiri herhangi bir asit çözeltisine attığımda tepkime olur. Aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar ve tepkime olduğu için kap aşınır. Yani sadece ikinci kaptaki çözeltiyi saklayabilirim. Onun dışında tepkime olur, tepkime olur, tepkime olur, tepkime olur. Bütün bu kaplar aşınır ve belirtilen çözeltileri o kapta saklayamam derim. Evet, bu videoda sizlerle metal asit tepkimeleri ya da metal baz tepkimeleriyle ilgili örnekler yaptık. Başka videolarda görüşmek üzere.